Zagrex. Dostlarım merhaba ben Zagrex. Android telefonlardan 3D oyun yapımı serimize son hızla devam ediyoruz. Bir önceki bölümde karakterimiz için bir animasyon, yürüme animasyonu oluşturmuştuk. Bu bölümde ise yürüme animasyonunu oyun başladığı zaman oynatmayı sağlayacağız bu e, senaryoyu sizlerle beraber bu bölümde yapacağız arkadaşlar sizlere nasıl yapılacağını öğreteceğim Skripti yazmaya başlamadan önce kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz aynı zamanda yenilenecek eğitim videolardan haberdar olabilirsiniz açıklama kısmında bulunan linkten Discord sunucuma katılabilir oradan benden veya diğer geliştiricilerden destek alabilirsiniz Dilerseniz skriptimizi yazmaya başlayalım ve karakterimizi entegre edelim arkadaşlar İlk olarak bir script dosyası oluşturmamız gerekiyor. O yüzden files kısmına basılı tutuyorum. New diyorum ve buradan folder diyorum. Daha sonra buraya script yazacağım. Bunu sizin yapmanıza gerek yok. Fakat eğer düzenli çalışabiliyorsanız yani düzenli çalışmak istiyorsanız yaptığım şeyleri uygulayabilirsiniz. Script yazıyorum. Daha sonra burada benim script dosyamın oluştuğunu görüyorsunuz. Bir kere de yenilemeye basabilirsiniz. Daha sonra üzerine basılı tutuyorum new diyorum ve e, node script diyorum. Node script kullanması basit olan ve güzel olan bir e, kodlama türü arkadaşlar. Buraya walk s yazacağım. Yani yürüme scripti, yürüme senaryosu. Daha sonra bunu done diyorum ve bir kez daha yeniliyorum ve burada benim walk e, scriptimin oluştuğunu görüyorsunuz. Daha sonra şimdi Word Objects kısmına geleceğim. Buradan Player'ı seçeceğim ve buraya bir e, Script Component'i ekleyeceğim. Add Component yazısına basıyorum. Yani bileşenekli yazısı. Aşağı iniyorum. Buradan Script yazısına basıp Custom script diyorum. Ve burada benim bir e, Custom script Component'im eklenmiş oluyor arkadaşlar. E, Yanındaki ok işaretine basıyorum ve Add Script yazısını görüyorsunuz. Buna da bir kez basıyorum. Pardon. Aynen buna da bir kez basıyorum. Daha sonra script dosyasına geliyorum ve buradan walk script node script dosyasını seçiyorum ve tike basıyorum. Benim buraya e, karakterime bir e, script dosyası, script bileşeni eklemiş oldu ve walk script dosyasını karakterime eklemiş oldum. Şimdi script dosyasının içerisine girelim. Script dosyasının içerisine girdik. Şimdi ilk olarak iki tane e, variables yani değer eklememiz gerekiyor. O yüzden e, yukarıda bulunan, sağ üst köşede bulunan şurada bakın. Ee, tablo işte liste ikonuna basıyorum. Artıya basıyorum. New variable bir daha artıya basıyorum new variable. Yani yeni değişken eklemek demek arkadaşlar bu. Ee, daha sonra burada float yazılarını yazılarını görüyorsunuz. Ee, i̇lk eklediğimiz variable'ın float'ına basıyorum. Aşağı iniyorum. Component yani bileşenler diyorum ve buradan aşağı inip animation player yazısına basıyorum. Daha sonra buraya e, App yazıyorum yani Animation Player'in kısaltılmış hali. Daha sonra Float'a basıyorum. Aşağı iniyorum. Miske basıyorum. Aşağı iniyorum. Animation diyorum. Ve buraya Walk Animation yazıyorum arkadaşlar. Yazdığım şekilde yazmaya dikkat edin. Yoksa çalışmayacaktır. Bu şekilde yazabilirsiniz. A büyük olacak. Daha sonra buradan çıkıyorum. Variable'larımızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Burada yaptığımız şey ilk olarak bir komponenti tanıttık arkadaşlar global variable'ımıza daha sonra e, bir animasyonu tanıttık aşağı iniyorum yani oluşturmuş olduğumuz animasyonu tanıttık e, bu arada eğer bir önceki animasyon oluşturma animasyonu videosunu izlemediyseniz bu bölümü kesinlikle izlemenizi önermiyorum ilk önce o bölümü izleyin daha sonra bu bölümü izleyebilirsiniz kanalın videolar kısmında mevcut bir tur çıktım Global variable kısmından daha sonra burada start yazısını görüyorsunuz. Aşağıda content kısmı var. Hemen şu kalem işaretine bir kez basacağım. Artıya basacağım, new worker diyeceğim ve dual diyeceğim. Tekrar artıya basıp new worker dual, artıya basıp new worker cycle ekli ekliyorum arkadaşlar. İlk ee, sete geliyoruz. Buradan null'a basacağım. Aşağı ineceğim, app diyeceğim. Daha sonra tekrar null'a basacağım. E, my object artıya basacağım fit component yani e, component yani bileşeni yakala daha sonra null'a basacağım aşağı ineceğim e, buraya pardon orthopinions entry Blue new string buraya e, anima animation player yazacağım tamam diyeceğim. Daha sonra burada yaptığımız şey aslında Komponent'imizi yani bileşenimizi tanıtmak ilk olarak Start kısmına bileşenimi tanıtıyorum. Diyorum ki benim bu böyle bir bileşenim var. Bu bileşeni oku diyorum. Daha sonra e, aşağıdaki sete geleceğiz ve Null'e basacağız. Aşağı ineceğiz. Walk Animation Pardon. Tekrar Null'e basacağız. Buraya e, App diyeceğiz. Tekrar Null'e basacağız. Get Animation ve Tekrar Null'e basıp Ortho Entry Blue, New String buraya animasyonumuzun adını yazacağız. Farkındaysanız bir önceki bölümde Valk diye bir animasyon oluşturmuştuk. Buraya yine onu yazacağız. Ee, farklı harflerle yazmaya çalışmayın. Büyük harflerle yazmaya çalışmayın. Aynı olduğu gibi yazın ki çalışsın arkadaşlar. Tamam diyorum. Daha sonra duya geliyorum. Üzerine Null'e basıyorum. Buraya e, Valk Animation diyorum. Buraya basıyorum burada play dersem eğer bir kez oynatıp bitirecek. Play and loop dersem eğer sürekli aynı animasyonu tekrarlayacak. Biz play and loop diyelim. Şu an scriptimiz bu kadar. Buradan çıkıyorum. Buradan da çıkıyorum. Burayı kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum. Oynatıyorum. Şu anda scriptimin oynadığını görüyorsunuz. Editöre basacağım. Bak şurada editör yazısı var ya. Buraya basacağım. Pardon. Şuraya basacağım. Ve sizlere e, script'imin çalıştığını Oyunum çalışıyorken e, Animasyonun başladığını görüyorsunuz Ve sürekli tekrar ediyor Eğer ki e, Biz bunu Diyelim play in loop yerine Play yaptık animasyon bir kez oynayacak Oyun başladığı zaman Daha sonra duracak Bunu ne için yapabilirsiniz play, Sadece play'i e, Mesela bir oyun yaptınız diyelim e, Kamerayı oyuncuya biraz daha böyle oyuncuyu ortal normalde oyun oynanırken kamera oyuncuyu ortalar. Yani sizin oyununuzda en azından bu şekilde olur. Kamera oyuncuyu ortalar. Siz oyun başladığı zaman kamerayı oyuncuyu ortalamak yerine biraz daha sola alırsınız. Animasyon ile oynat e, ortalarsınız. Daha sonra oradan e, script'ten play yaparsanız eğer oyun başladığı zaman kamera e, soldan sağa doğru karakteri ortalar. O şekilde durur ve oyun oynamaya devam eder. Yani bir e, Geçiş animasyonu mu desem artık başlama animasyonu mu desem. Ne, bu tarz bir animasyon oluşmuş olur arkadaşlar. Bunu da gösteririm ilerleyen videolarda. Ee, bu videoluk bu kadar. Tekrar bir oynatayım. Editor modu alacağım. Durdu. Ee, pardon oynatıyorum bakın. Durdu. Animasyon bir kez oynadı ve durdu arkadaşlar. Eğer buradan şunu bir durdurayım. Scriptimizden play loop yaparsak eğer. E, sürekli birbirini tekrar eden animasyon olmuş olacak arkadaşlar. Bu şekilde sürekli kendini tekrar eden bir animasyon. Güzel de bir yürüm animasyonu oldu. Bu videoluk bu kadar. Ee, eğer ki yayınlanacak diğer eğitim videolarından haberdar olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Abone olmadığınız zaman kanalımı kaybedebilirsiniz. Bir daha bulamazsınız. Ee, abone olursanız eğer ben video yükledikçe sizlere, yükledikçe sizlere bildirim gelecek. Ee, o bildirimler, bildirimlerden videolarıma ulaşıp öğretici videoları izleyerek kendi oyununuzu tasarlayabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Bir daha videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.